Evet, bu bavulumun bir ayağı zaten yok. Onu havalimanında bıraktık. Diğer ayağı da bu şekilde. Bakın. Çıktı. Şu ki muhtemelen ayaksız bir bavulu 25 kilo kendisi. Dakikalarca belki saatlerce elime taşımam gerekecek. Umarım beni otele kadar, otel bir 10 dakika mesafede otele kadar idare eder. Bu arada yine bir manzarayla karşınızdayım. Yaklaştırırsam. İşte burada bir viyadük var. Etraf bu şekilde. Görebileceğiniz gibi. Oldukça tatlı bir yerdeyim. Beraber zaten keşfedeceğiz. Hadi gidelim. Valiz gerçekten yapboz gibi. Bu sefer de burası koptu. Diğer bacağı gidiyor. Evet. Baya zor. Baya zor. Burada bunu sürmek. Hadi bakalım. Şükürler olsun geldim. Çok zordu. Taşınacak gibi değil çünkü kendisi. Otostop çektim otoyol gibimsi bir yerde. Bir tane dayı koşa koşa geldi hemen. Anlaşamadık. Hiçbir şekilde anlaşamadık. Burada mı dur, burada mı dur vesaire gibisinden. Bu şekilde yolumu buldum. Sonunda gelebildim. Direkt uyumayı düşünüyorum birkaç saat boyunca. Acayip yorgunum. Uyuduktan sonra tekrar görüşürüz. Şimdi şöyle bir menümüz var. Kolalar dahil. Senin yediğin neydi? Evet, adını bilmediğimiz şekerli bir meret var. Toplam burası 8 euro falan tuttu. Bunu pastaneye geldik çünkü her yer kapalı gerçekten. Tek açık olan yere oturduk şu anda. Evet, gün bu kadardı. Teruel'i yaklaşık 2 saatte turlamış olduk gerçekten. Çok küçük bir şehir. Yani küçük Anadolu şehirlerimizden daha küçük bir şehir. Daha sonrasında başka ülkelere gitme planım var. Umarım giderim çünkü bu şehir insana kafayı yedirir. Yarım saatlik yürüme mesafesiyle bir ucundan diğer ucuna gidebildiğiniz bir yer gibi düşünebilirsiniz. Mimarlık olarak çok tatlı bir şehir ama sadece kale ve hisarlardan oluşuyor. Yani burası bir kale şehri. Ortasında Valencia ile Zaragoza'nın ortasında bir kale şehri. Muhtemelen Emevi zamanında kurulmuş olduğunu düşünmekteyim. Bilmiyorum. Çok da anlatılacak bir şey yok şehir hakkında. Çok yaşanacak bir yer olduğunu düşünmüyorum. En azından büyük şehre alışmış bir insan için, küçük şehre alışmış bir insan için olabilir. Yani bir tane McDonald's'ın olduğu bir yer. Ya böyle şu anlık bu kadar. Otele geçince devam edeceğim videoya. Görüşmek üzere. Bu ses kaydını videonun üstüne yapıyorum. Bundan sonra göreceğiniz kısımlar Isabel de Segura adı verilen festivale ait. Teruel'in en büyük festivali, Teruel'i Teruel Festival olarak geçiyor. Şimdi yeni günden merhaba. Öncelikle bugün üçüncü gün olacak. Ancak dedim ki neden yemek yemeyeyim? Yani dışarıda yemeğe para vermek yerine neden bir şeyler atıştırmayayım kahvaltıda? Ve şöyle bir fikir aklıma geldi gece. Neden konserve bir şeyler alayım? Evet, gerçi güzel bir fikirdi. Hem fiyat performans hem yeni şeyler denemiş olurdum. Ben de dedim ki kalamar alayım. Evet, kalamar alayım. Güzel bir fikirdi ancak aklıma gelmeyen bir şey oldu. Gördüğünüz gibi bu bir kalamarmış. 3 tane. Bilmiyorum hayatımda kalamar yemedim. Ancak bir şey eksik masada fark etmişseniz. Çatal kaşık yok. Ben ne yiyeceğim bilmiyorum. Bunu unutmuşum. Yapacak bir şey yok. Ben tadına bakıp tadım testi yapıp geleceğim. Bir de bunun yanında şöyle bir şeyimiz daha var. Onu da test edeceğim. Çikolata. Bakalım buranın çikolatası da nasılmış. Şu anda şehrin stadyumuna geldik. Yani 3. ligde oynayan, 3. ligin lideri olan takımın stadındayız. Şöyle bir stadyum. Küçük. Bizim amatör küme 3. lig stadlarına çok benziyor. İşte İspanyol milli takımdaki o küçük çocuklar böyle yetişiyor. Yani muhtemelen böyle yetişmiyorlardır. Bunların topçu olacağını sanmıyorum ama. Scout maçı izliyor. Çocukları izliyor. Böyle. Şu anda Teruel'deyiz. İnsanlar var. Müzik çalıyor. Etrafı göstereyim biraz da. Etrafı göstereyim biraz. Sanırım öğrendiğim kadarıyla
500 yıl önce iki tane aşık konuşan hikayesinden doğuyor bu. Ve o günden beri küçük şehir Antalya'da şehri kendinden daha büyük bir etki alınan bir festival var. Gördüğünüz üzere farklı şehirlerde insanlar da geliyor. Hala olayını çözemedim. Çözmeye çalışıyoruz ama burada yiyecekler var, yiyecek standları var. Bakalım, keşfedeceğiz beraber. Çocuklar burada kılıç kalkan savaşı yapıyor. Estéis deprimidos o estresados, estéis prejubilados o mejor jubilados, estéis trabajando en el paro. Acercaos porque para todos tenemos remedio. Şöyle bir döner aldık. Etli bir döner. Yaklaşık kaç? 8 euro verdik değil mi? 8 euro verdik. Bayağı dolu. Tek lavaş bayağı dolu. İçine herhangi bir şey koymadı başka. Bunu bir deneyeceğim. Sonra videoya devam edebiliriz. Döner yedik. Ne düşünüyorsun Hüseyin döner hakkında? Döner gayet güzeldi. Döner kesinlikle Türkiye'deki döner değil. Bilmiyorum içindeki et ne etiydi. Domuz mu diye sorduk, domuz değil dedi. Ama normal dana etine benzemiyordu. Ama bayağı dolu doluydu böyle. 250 gram falan bir et vardı muhtemelen içinde. Keyifliydi 8 euro bir fiyata. Bir daha alır mıyım? Almam ama güzel bir deneyimdi. Ya ara sokakta bir tane krep aldık. Buna 4 euro verdik. Hani bunun tam olan haline 4 euro verdik. Meyve falan diyordum. Muhtemelen bu adam bize yedi biraz. Çünkü bu değildi bizim siparişlerimiz ve bu 4 euro değil. Biraz dolandırıldık. Olsun, deneyimdir ama üzdü. Altın Nur Tarkan. Burada bir yürüyüş var. Burada evet, Hristiyan savaşçılar. Grafiza yazıyor. Ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ve burada bir yürüyüş var. Atlı şövalyeler geliyor. Süvariler. Süvariler. Işte. Isabel. Isabel. Diego, no busques tu perdición. Hermano, ¿me has oído por boca de todo Teruel que esa dama ya no es ella? Y que rondar esta casa estas horas de la noche es buscar nuestra ruina. Yo me acosté la de mis ojos. ¿De qué me más labios que no te dices? ¿De qué nos sirve haber cobrado dólares de fortuna de infinito a los ejércitos? Si venimos aquí a perderla, a meter un mismo boca de lobo y a ganarnos el perseguido por escándalo. Vámonos, Diego. Ya te di una vez, Esteban. La guerra ha conseguido que dejen de ser una vieja planilla. Y vosotros, ¡contestad! 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 ¡Van a prendernos todo esto! ¿De qué tengo la culpa? ¿De qué tengo la culpa? ¡Dime!
que tengo la culpa de ser el mayor. Pero si es que no nos ha hecho caso a nadie cuando le hemos dicho que no se viera. Padre tenía razón. Todos se han abandonado a Diego. Le abandonó la suerte al hacer el segundo. Le abandoné yo. Le abandonó Isabel y ahora le abandona el juicio. Mira, tranquilo, Diego. Diego, no. Señor, señor, pero que no es aquí, que es arriba. A la tira. Que se abre suerte, Esteban. Diego. ¡Esteban! ¡Te sentirás satisfecho por tu proeza!